Emre Arşin'le konuşacağız. Özür dilerim, Emre Erşahin'le konuşacağız. Çok dolu bir program bizi bekliyor. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Merhaba Emre Bey. Merhabalar. Emre Erşahin olarak açılışta düzelttim, kusuruma bakmayın. Bazen dilim sürçebiliyor. Estağfurullah. Evet, aslında konuşacak çok dolu bir program bizi bekliyor. Şimdi öncelikle dün açıklanan konut satışı rakamlarına baktığımız zaman hep konutlardan bahsediliyor verilere bakıldığı zaman. İlk defa satış yapılan, ikinci el gibi en çok hangi illerde yapılıyor? Peki bunun içinde tarla, arsa, ticari ofisler, dükkanlar dahil mi? Sizden bilgileri alalım. Çok teşekkürler. Şimdi konut rakamları sadece TÜİK'in raporladığı aylık konut satış rakamlarından ibaret. Fakat gayrimenkul piyasası sadece konuttan ibaret değil. Ülkemizde son yılların en düşük rakamlarını görüyoruz konut satışlarında. Bunun sebepleri zaten sizin kanalınızda pek çok yerde zaten konuşulup duruyor. Orada çok yeni bir haber yok. Konut rakamları da açıkçası işte bu sefer dibi gördü mü diye her ay daha düşük rakamları görüyorlar zaten. Fakat ben size şöyle bir rakam vermek isteyeceğim. Yaklaşık olarak ayda 60-70 bin konut satıldığını düşünsek ilk 6 ayda işte 350-400 bin arasında bir konut satış adedine denk gelir bu. Fakat Tapu Kadastro rakamlarına baktığımızda ilk 6 ayda 900 bin küsur, neredeyse 1 milyon adet satış işlemi olduğunu görüyoruz. Yani konut adedinden, satılan konut adedinden daha fazla bir adette işlem dönüyor ülkemizde. Şimdi şu rakamları bir daha alalım, teker teker tabii geçelim. Tapu Kadastro'nun yayınlamış olduğu ilk 6 ay satış rakamları 914 bin olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Bu rakam bütün satış işlemi gören tapuları bahsediyor. Bu rakama işte istimlaktır, ifrazdır, tapus kaydı değişmiştir, bölünmüştür falan bunlar dahil değil. Mirastır, verasettir bunlar da dahil değil. Satış işlemi gören rakamlar olarak baktığımızda, bu arada bir referans vermek için söylüyorum. Hı hı. Bu rakam 2018'in tamamında geçen yılda 2,5 milyondu zaten. Bu tamam. Sene ilk 6 ayda bir miktar düşüşle 914 bin. Tamam. Bizim ülkemizde tabii konut sektörü çok ön planda olduğu için biz gidip konut satış rakamlarından hep bahsediyoruz. Birinci el, ikinci el, ipotekli, ipoteksiz vesaire diye. Fakat aslında konut satış adedinden daha fazla adette dönen gayrimenkul işlemi var ülkemizde. Fakat ne yazık ki bunlar aylık olarak TÜİK'in konut rakamlarını yayınladığı gibi herhangi bir kurum tarafından yayınlanmıyor. Bu 914 binden yaklaşık işte 400 bine varacak şekilde konut satış adetlerini çıkarttığımız zaman geri kalan 500 bin içerisinde aklınıza hayalinize gelecek konut haricinde bir sürü tapu çeşidi var aslında baktığınızda. Bunun içerisinde fabrikadan, depodan, dükkandan başlayan işte herhangi bir caddede gördüğünüz işte pideci, eczaneden başlayan ufak tefek dükkanlar, iş merkezlerindeki ticari alanlar, ofisler, bütün bunların hepsi bunun içinde. Tabii ki imarlı ve imarsız arsalar, tarlalar, araziler bunların içerisinde. Benim de iddiam şu, biz tabii konut rakamlarına bakıp ah ah vah vah deyip moral bozuyoruz. Fakat ülkemizdeki... Evet, satışlar neden bu kadar düştü deniliyor şu an? Haziran ayı rakamlarına bakıldığı zaman. Tabii ki. Yani biz tabii çok ciddi bir büyüme çağından geliyoruz aslında son 15 yıla baktığımızda. Fakat konutun fiyat seviyesi olarak baktığınızda Merkez Bankası endekslerinde zaten 2017 yılının ortasından beri yaklaşık olarak reel anlamda konut fiyat artışının enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Bu da çok basit bir şekilde satıcılar pazarından alıcılar pazarına geçmemiz. Yani kaba tabirle talebin arzın gerisinde kalmasından dolayı oluyor. Bir konutta fiyat düzeltmesi yaşıyoruz, yaşamaktayız, bir miktar daha yaşayacağız gözüken. Konuttaki asıl gevşeme diyelim rakamlardaki sebep şu. Bizim ülkemizde konut sektörünün büyümesi çok fazla konut kredisiyle olan alımlara bağlıydı.
Zaten baktığınızda biraz evvel vermiş olduğunuz konut rakamlarında konut toplam satışları %48'ler düşmesine rağmen ipotekli satışlara, yani konut kredisiyle yapılan satışlara baktığınızda onlar %80'lerde düşüş evet, gösteriyor. %84,6. Aslında baktığınızda ülkemizde konut kredisi mekanizması aylık faizlerin yüksekliğinden dolayı çalışmıyor şu anda. Ya da eskisi kadar çalışmıyor diyelim. Dolayısıyla peki bu Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle durum nasıl değişir? Şimdi o konuda ümitliyiz. Şöyle söyleyeyim. Yani konut sektörü de, aslında konut sektörü dediğimiz zaman şimdi yanlış anlaşılma oluyor. Tüm sektör diyelim. Evet. Faiz indirimini o zaman dört gözle bekliyor mu? Şimdi faiz indiriminin dört gözle beklendiğinden çok merakla beklendiğini söyleyelim. Çünkü faiz indiriminin ne kadar olacağı tabii ki bir tartışma konusu. Bu konuyu ben uzmanlarına bırakıyorum. Ama 200'de 400 bas puan arasında bir beklenti var şu an. Aynen. Şimdi ben önümüzdeki haftaki faiz indiriminin çok fazla detayına girmeden aslında faiz indirimlerinin kredi mekanizmasına nasıl yansıyacağını geçtiğimiz senelerdeki rakamlarla desteklemek isterim. Bizim gördüğümüz 2017-2018 yılında konut kredisinin faiz aylık faiz oranlarının artışının seyrinde işte 0.9'lardan 0.98'lerden işte önce 1.35, 1.5 arkasından işte 2.35 hatta bir dönem 2.60'lara kadar geldiğini gördük aylık konut kredisi faiz oranlarının. Biz böyle bir ortamda aslında vatandaşımızın konut kredisini olan talebini yaklaşık aylık 1.60 seviyesine kadar koruduğunu gördük. Bunu da işte biz bankalarla çok çalıştığımız için bankalarla da teyit ettiğimiz bir rakam bu. Aşağı yukarı 1.6 aylık konut faizi oranı rakamını bir kıyas noktası olarak alırsak bu da işte yıllık 18-19'lara denk geliyor. Eğer biz yıllık 18-19 maliyette bir konut kredisi sunabilir hale gelirsek pazara, aslında tekrardan konut kredisinin devreye girerek konut rakamlarını canlandıracağını ben varsayıyorum. O yüzden aslında önümüzdeki hafta faiz kaç olurdan ziyade biz ne zaman 18-19 maliyetlerle konut kredisi piyasaya sunabiliriz? Benim aslında baktığım taraf bu. O yüzden önümüzdeki haftayı speküle etmek istemiyorum. Yani işte 24'ten 20 mi olur, 22 mi olur? Fakat herhalde bir düşüş seyrine girdiğimiz ve önümüzdeki 6 ay içerisinde birden fazla defa faiz indirimi olacağını söylemek mümkün. O yüzden benim buradaki merakım ne zaman 18-19 maliyetlerle konut kredisi sunulabilir? Ki inşallah ondan daha iyi oranlara da, düşük oranlara da varacağız zaten. Ama işte 24'ten gittiğimiz fonlama maliyeti oranlarında işte bir 22'ler, 20'ler, akabinde 18-19'lar bunlar konut kredisini ve konut satışlarını canlandıracaktır. Ama bir arsa ve ticari olayına geri dönmek istiyorum. Bizim şu anda kendi piyasamızda gördüğümüz, kendi işlemlerimizde gördüğümüz konut kredisi evet çalışmıyor diyoruz uzun bir zamandır. Ama piyasada çok ciddi, hızlı hareket eden nakit bir alıcı var. Bunlar özellikle sizin biraz evvel sorduğunuz soruya binaen gayrimenkul piyasası sadece konuttan ibaret değil dediğimiz alanda şu anda kira çarpanlarıyla, yani işte 10 yıllık, 12 yıllık gibi hesaplanabilecek şekilde kira çarpanlarıyla değerinin ve geri dönüş zamanlamasının ifade edebildiği ticari mallar, ki işte bunlar dükkanlar, ofisler, cadde seviyesinde veya alışveriş merkezinde çok ciddi bir hareketlilik var. Ve insanlar burada çok indirimli fiyatları gördüğü için eskiden 15-17 yıllarda olan geri dönüşler şimdi 10 yıllara düştüğü için baktığınızda çok indirimli olduğunu, alırken kazandığını düşünerekten çok hızlı hareket edip hiç krediyle falan uğraşmayıp nakit olarak bastırıp alıyorlar. Bir kere ticari piyasada böyle bir hareketlilik var. Yani bunu alacak bir nakit var diyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü orada gayrimenkul yatırımcısı 10 yıl geri dönüşü cazip bir seviye olarak görüyor. Bir daha tekrardan yükselişe geçtiğinde kolay kolay yakalayamayız veya kim bilir ne zaman yakalarız diye düşünüyor. O yüzden kira çarpanlı ticari gayrimenkulde çok ciddi bir hareketlilik var. Fırsat dönemi mi şu an? Öyle mi değerlendirirsiniz?
fırsat dönemi... Yani özellikle bu bahsettiğiniz dükkanlar, arsalar, tarla alanları ön plana çıktığı özellikle, zaman... Özellikle ticari mallarda fırsat dönemi aslında geçtiğimiz senenin son çeyreğinde başladı. Yani bizim 2018 yılının başından beri satamadığımız fabrikalar, depolar, dükkanlar Kasım-Aralık aylarında böyle kapış kapış gitti. Dolayısıyla aslında fırsatın veya bu alanda uyanık davranan ve nakdiyle hemen harekete geçen kesimin yaklaşık olarak yılın ilk yarısından bile önce geçtiğimiz senenin son iki ayında harekete geçtiğini söylemek mümkün. Halen fırsat zamanı devam ediyor. Çünkü henüz ticari mallardaki fiyat artışı başlamadı. Dolayısıyla bu noktada yaklaşık olarak ekspertiz değerlerine göre %25 indirimlerle bile ticari mal alımlarının mümkün olduğunu düşünürseniz fırsat hala devam ediyor. Biz de açıkçası işlem adetlerimize baktığınızda geçtiğimiz senelerde yani 2015'ten beri çok istikrarlı bir şekilde hep ihtiyaç sahibine yurdumuzun dört bir köşesinde hep konut satarak büyüdük aslında baktığınızda. Fakat bu seneki satış adetlerimizde konutlar büyümezken ticari mallar ve arsalar, tarlalar çok ciddi anlamda büyüyor. Arsa tarlada da benzer bir fırsat söz konusu. Orada da krediyle... Burada da zaten 2018 ile 2019'un kıyaslaması var. Bu bizim platformumuzda. Evet, evet. Biz 2018'de arsa tarla konusuna açıkçası çok fazla eğilmiyorduk. Hala biz konut satacağız diye inatla devam ediyorduk. Fakat daha sonrasında yani değişen koşullar, geçtiğimiz senenin ikinci yarısında yaşadığımız işte kur ve faiz dalgalanmalarıyla beraber aslında halkın çok ciddi bir şekilde hem ticaride hem de arsalarda fırsatları görüp harekete geçtiğini gördük. Ve bu manada biz de portföyümüzü konuttan daha fazla ticari ve arsaya doğru çevirmeye başladık. Hatta arsalarda ilk 6 ayda günlük açık arttırmalar yaparak işte yurdun dört bir yanından çok uygun koşullarda, çok uygun fiyatlarla arsaları bir rekabetle işte 150 kişinin katıldığı, 27 kişinin teklif verdiği, fiyatının bazen iki katına kadar yükseldiği açık arttırmalarda çok ciddi bir şekilde talep sahiplerine sattırmayı başardık. İnşallah bu tarım arsaları alınır da üretim artar. İnşallah. Çünkü bir kere gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında tarım teşvikleri var. İşte sera teşvikleri onun var. Onun çok etkisi olmuş olması lazım. Doğrudur. Özellikle bu sera teşvikleri, yani sera ile ilgili geri ödemesiz ya da ilk 7 yıl geri ödemesiz krediler veya işte tarım teşvikleri baktığınızda. Keza geçtiğimiz sene çok fazla gündemde değildi. 2016 yılından beri resmi gazetede yayınlanmış olmasına rağmen yerel seçim kampanyaları sırasında ortaya çıkan özel izinle 19 ilde kenevir ekimine uygun arsalar bizim için oldukça hareketli alanlar oldu baktığınızda. Biz de kenevir etrafında oldukça ciddi kampanyalar yaptık. Oldukça ciddi satışlar yaptık baktığınızda. Hali hazırda da zaten bu 19 ilde yani özel izinle erkek kenevir diye tabir edilen endüstriyel alanda ham madde olacak şekilde kenevir ekimine uygun yanlış hatırlamıyorsam 390 dönüm hala satışta arsamız var. Yani o dönemde biz çok ciddi o 19 ilden bir stok yaptık. Arkasından da çok ciddi satışlar yaptık. Hala da o 19 ilde odaklanmış durumdayız. O yüzden ülkemizde çeşitli şekillerde arsa, tarla kıymetlenecek. Yani ya bu sulu tarım, işte gıda enflasyonuna mücadele kapsamında orada domates, sebze ekeceğiz. Ya da zaten işte endüstriyel alanda ham madde olması açısından işte 19 ilde kenevir ekimiyle olacak. En çok talep nerede var? Daha doğrusu talep en çok nerede var? Dolayısıyla satış nerede var? Bizim geçtiğimiz yılda yapmış olduğumuz ve bu senenin ilk 6 ayını da katıyorum. Ege bölgesinde çok ciddi satış yaptık. Ege bölgesindeki satışlarımızın çoğunluğu hep bir tema etrafında. Zeytinlik, incirlik gibi. Veya yine üretim odaklı. Evet. Bir de tabii Çanakkale'de köprü hikayesiyle beraber oldukça defaatle el değiştiren yani yerli alttan yatırımcıya, yatırımcıdan bir daha başka bir yatırımcıya gibi defaatle el değiştiren Çanakkale bölgesi, havzası, arsaları. Bir de tabii şu anda yazılıyor, çiziliyor. Endüstriyel arazilerin Marmara'nın güneyine
hafif hafif kaymasıyla hı-hı. beraber Balıkesir, Bursa taraflarında çok ciddi arsalarda hareketlenme köprüler var. Köprüler yapıldı. Ulaşım aynen. farklı şekillerde daha kolaylaştı. Gerek havacılık, gerek karayolu olsun, aynen. gerek deniz yolu olsun birden fazla oluşum oldu. Peki bununla birlikte bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz parasalda konuşuyoruz. Ay neye yatırım yapmalıyız? Altın mı almalıyız? Bu sabah konuştuk altın ve para piyasaları uzmanıyla birlikte. Neye yatırım yapalım denildi. Aslında şu an biraz beklenmeli, bir etrafı bir koklamalıyız, hissetmeliyiz, anlamalıyız denildi. Dolar TL'den bahsediliyordu burada. Altın dün çok hızlı indi, çok hızlı yükseldi. Sebebi araştırılmalı dedi mesela. Şimdi bu dönemde biraz önce de dediniz konut fiyatlarından bahsettik. Haziran ayının 2018 Haziran'ına göre düşüşten bahsettik. Neredeyse %50 bir düşüş var. Evet. %48.6. Şimdi baktığınız zaman arsa mı acaba yeni yatırım aracı diyelim? Arsa mı almamız lazım? Çünkü rakamlar var sizin de paylaştığınız. Hı. Bakıldığında aslında dükkanlardan daha çok arsa, biraz önce söylediğiniz gibi fabrika, o tarz alanlara yatırım daha fazla yapılmış. En azından rakamlar bunu gösteriyor. Doğrudur. Konut ülkemizde çok ciddi bir yatırım aracı olmuştu. Ancak yaklaşık olarak 2015 yılından itibaren konutun yatırım aracı olarak görülmesi biraz sonlandı diyebiliriz aslında baktığınızda. Eğer oturum amaçlı bir konut arıyorsak bizim halkımız, bugün konut fiyatları oldukça uygun koşullarda, hatta dip seviyelere yaklaştığı için, dip seviyelere yaklaştığını da nereden anlıyoruz? Şimdi faizler tekrardan bir düşme eğrisine girdiğinde, kredi geri geldiğinde, kredi mekanizması tekrardan konut fiyatları yükselişe geçmese bile en azından düşüşünü durduracaktır reel anlamda. Dolayısıyla dip seviyelere yakın olduğumuzu konutta söylemek mümkün. Hı hı. Ama burada konutun alternatif maliyetlerini düşünerekten bir dolara, altına karşı daha ciddi anlamda getiri getireceğini önümüzdeki birkaç sene için söylemek sanıyorum iddialı olur. Ancak oturum amaçlı konut alınması için en uygun zamanlarda olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Bunu Merkez Bankası'nın konut endeksi de zaten doğruluyor. Fakat benim daha fazla önereceğim aşama şu. Ülkemizde bir tarıma dönük arsa, tarla, işte kenevire dönük keza ve bunun dışında ihracata dönük ekilecek alan. Yani işte incirler, fındıklar, işte avokadolar yeni çıkan, işte muz vesaire baktığınızda ihracata dönük tarım ürünü elde edebilecek arsalarda çok ciddi yatırım potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bunun ötesinde her zaman 10 yıllık geri dönüşü olan bir ticari gayrimenkul iyi bir yatırım aracıdır. Ha tabii fırsat maliyetlerine bakmak lazım. Yani dolarda, faizde durmanın maliyetleri nedir, ne değildir diye bakmak lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle ticari gayrimenkulde, yani işte ofis olsun, dükkan olsun, keza depo olsun, fabrika olsun, her türlü ticari gayrimenkulde kira geliriyle çarpanı hesaplanabilen, geri dönüş zamanı hesaplanabilen gayrimenkullerde çok ciddi kapış kapış giden bir yatırım fırsatı olduğunu söylemek mümkün. Emre Bey, ama çok güzel anlatıyorsunuz. Fakat şöyle de bir şey var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Tabii. Ofisler yani çok pahalı. Kiralasak da pahalı. Satın almaya kalksak da pahalı. Pahalı. Ama her yerde de var. Bütün binalarda bir ofis alanı, ofis satışları var. Görüyoruz, biz de gidiyoruz. Ben de gidiyorum satış ofislerine. Soruyorum, fiyatları merak ediyorum. İşim gereği biraz da meraklı olduğum için kendim gidiyorum, araştırıyorum. Bakıldığı zaman tamam, evet, olanaklar var, opsiyonlar var. Şöyle taksit yapılır, böyle ödenir, buradan böyle kredi alınır. Merkez Bankası'nın yapacağı faiz indirimi de çok önemli. Hı hı. Her şeye katılıyorum. Ama günümüzde kendi kazancımızda, demin ona şaşırdım. Nakitle alım dediniz ya. Evet. Bir, bu nakit nerede? İki, bu kadar rahatsa alımlar, alışveriş merkezlerine gezdiğimiz zaman sağımıza solumuza bakıyoruz. Bazı alanlar boş, dükkanlar boş. Ben bunu merak ediyorum. Aslında o yüzden sordum.
alımlar, satın alımlar, kirada olmalar artık artar mı ofislerde diye. Çünkü o zaman bu da dolaylı yoldan ekonominin aslında hareketlenmeye doğru başladığının göstergesi olacak. Her şey birbiriyle bağlantılı. Haklısınız. Bu noktada ticari faaliyetin çok daraldığı bir dönemdeyiz. Alışveriş merkezlerinin cirolarına baktığımızda veya işte İstanbul'daki iş merkezlerinin boşluk olanlarına ya da doluluk oranlarına baktığımızda bu noktalar çok iç açıcı değil. Ama ben ticari gayrimenkulden bahsederken aslında sizin bahsetmiş olduğunuz İstanbul'daki boş plazalar veya işte kiracısı olmayan alışveriş merkezi dükkanlarına... Ben onun ayrımını anlamadığım için soruyorum. Aynen. Şimdi ben ticari gayrimenkul dediğim zaman Samsun'da bir pideci dükkanı da ticari gayrimenkul. Şanlıurfa'da bir eczane de ticari gayrimenkul. Depolarda. Ankara'da bir dükkan da, caddedeki bir dükkan da ticari gayrimenkul. Keza depolar, özellikle işte lojistik zincirindeki pek çok işte soğuk depolar vesaire çok ciddi anlamda yatırım çeken alanlar baktığınızda. O yüzden tekrardan başa dönecek olursak ticari gayrimenkuldeki rakamlar raporlanmıyor. Ha, boş plazalar, kiralamalar vesaire, işte metrekaresi kaç dolardı, artık dolar kalmadı, Türk lirasından mecburen kontrat, bütün bunlar raporlanıyor. Ama ticari gayrimenkulde kaç adet el değiştirdi bu ay, kimse onu raporlamıyor. Hı. Keza arsa, tarla tarafındaki hareketlilik, bu da raporlanmıyor. Aslında bu noktada ya Tapu Kadastro ya TÜİK ya da ilgili kurumlar belli bir resmi rakamları açıklasa zaten muhtemelen bizim piyasamıza yansıyan rakamları resmi rakamlarda da göreceğiz. Çünkü gerçekten şöyle bir rakam vereyim ben. Bizim ticari kategoride %150 satış hacmi artışımız var baktığınızda. Hı hı. Geçen seneye göre ilk 6 ayı kıyaslıyorum. Yani 2,5 katı kadar zaten biz orada ticari gayrimenkulün akde çevirmişiz. Ve bunlar verilerde yer almıyor diyorsunuz. Evet. Çok özür dileyerek süremizin sonuna geldik diyorum Emre Bey. Teşekkürler. Umarım en yakın zamanda tekrardan Parasal'da birlikte oluruz. Bu önemli bilgilerin üzerinden tekrardan sizinle geçme fırsatımız olur. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Parasal'ın bugünlük sonuna geldik efendim. Yarın sabah saat 9.30'da görüşmek üzere. İstanbul'da hava bugün güneşli. Sıcaklıkta 2 derecelik bir artış var. Bugün hissedilen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 19 derece. Hava sıcaklığının yarın ve cumartesi 28, pazar ve pazartesi günü ise 29 derece olması bekleniyor. Nem %66 seviyesinde. Ankara bugün çok bulutlu. Sıcaklık 2 derece düşüyor. Günün hissedilen en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 14 derece. Hava sıcaklığının cuma günü 28, cumartesi ve pazar günü 30,